kendinizi bildiğiniz bileli şu lafı duymuşsunuzdur. Bol bol su iç. Bu yüzden işleri kolaylaştırmak için yatağınızın yanında hem gece hem de uyanınca içmek için bir bardak su bulundurmuş olabilirsiniz. Ama orada bir durun bakalım. Bu büyük bir hata olabilir. İşte bunun nedenleri. 1 numara. İstilacılara karşı savunmasızdır. Bir şişeden veya biberondan içmiyorsanız suyunuz içine atlamak isteyen veya yanlışlıkla düşen şeylerin istilasına karşı savunmasızdır. Kısacası bu pek sağlıklı değildir. Bu istilacılar toz, tortu ve hatta bir sinek veya sivrisinek bile olabilir. Hele yeni uyanmış halinizde susadığınızı ve dikkat etmeden suyu içtiğinizi düşünün. İçinde yüzen şeyleri fark etmeden mideye indirebilirsiniz. 2 numara. Bakteriler için ideal çoğalma yeridir. Tamam, her ne kadar kötü sonuçlara yol açabilecek olsalar da belki biraz toz ve böcek proteininin size çok zararı olmayacaktır. Size esas zararı olacak şey bakterilerdir. Bardakta saatlerce korumasız duran su, mikroplar için ideal bir üreme noktasıdır. Hatta kendiniz bile bakteri oluşumuna katkıda bulunabilirsiniz. Aldığınız her bir yudumla bardağın içine bir miktar mikroorganizma bırakırsınız. İşin aslı, ağzınız bakterilerle dolu ve bunlar suya karıştıklarında tüm gece bardakta kalarak rahat rahat çoğalırlar. Bunun üstüne de sabah içtiğiniz su sizi ferahlatmak ve size iyi gelmek yerine sizi olumsuz bir şekilde etkiler. 3 numara. Büyük sağlıklı bir bardak asit. Havaya maruz kalan bir su bazı kimyasal değişiklikler geçirir. Bir bardak suyu korumasız ve üstü açık bir şekilde tüm gece bıraktığınızda, her nefes aldığınızda ürettiğiniz şey olan karbondioksit bardağı iyice doldurur. Su ile etkileşime girer ve suyun pH seviyesini düşürerek asidik bir hale getirir. Bunun tabii ki bir bardak asit içiyormuşsunuz gibi bir etkisi olmaz. Fakat düşük pH'li sular daha aşındırıcıdır ve hatta metal borulara bile zarar verebilirler. Yani bu suyu içmek istediğinizden emin misiniz? Bu arada bunu duyduğunuzdan eminim. Johnny bir kimyagerin oğluydu ama ne yazık ki aramızdan ayrıldı. Çünkü aslında H2O sandı, gerçekte H2SO4'tü. Bunun sülfürik asidin kimyasal adı olduğunu bildiyseniz 10 puan kazandınız. 4 numara, tadı gariptir. Bardağa doldurduğunuz su çeşme suyuysa suyu arındırmak için konan klor gece boyunca buharlaşacaktır. Bu süreçte suyun tadını değiştirir. Yani sabah uyandıktan sonra suyun tadının biraz garip geldiğini fark ederseniz şaşırmayın. Ayrıca şunu da unutmayın. Suyu koruyan klor olmadıktan sonra bakteriler suda çok daha rahat üreyebilirler. 5 numara. Uykunuzu bozabilir. Başucunuzda duran bir su olduktan sonra gecenin herhangi bir anında bunu içmek isteyebilirsiniz. Ve ne kadar sıvı alırsanız o kadar sıvıyı tahliye etmeniz gerekir. Daha açık konuşacak olursam gece daha fazla lavaboya gitmeniz gerekir. Bu da uyku düzeninizi bozar. Bozulan uyku düzeni yüzünden sabahleyin dinlenmiş uyanmazsınız ve gün içinde kendinizi pek iyi hissetmezsiniz. Ayrıca bozuk uyku düzeninin çok ciddi uzun dönem yan etkileri de vardır. 6 numara. Kabın getirdiği tehlikeler. Yanınızdaki suyu cam bir bardakta değil de plastik bir şişede veya bardakta tutuyorsunuz diyelim. Bu durumda ise şunu bilmeniz gerekir. Plastik kaplar bisfenol A veya başka bir kimyasal madde içerebilirler. Ve araştırmaların gösterdiği üzere BPA gibi kimyasallara maruz kalmanın kalp ve beyin üstünde olumsuz etkileri olabilir. 7 numara. Ancak BPA'sız şişeler de tam bir çözüm değil. Başucunuza koyacağınız şişenin BPA'sız olması plastik kimyasalları engeller. Fakat bakterilere bir çözüm değildir. Şişe sular bakterileri yalnızca birkaç gün uzak tutabilirler. Ayrıca metal bir şişe kullanıyorsanız bunlar çok daha hızlı ısındıkları için olası mikroplar da çok daha hızlı çoğalırlar. 8 numara. Olası bir yangın tehlikesi mi? Yatakların yanlarında duran çoğu şifonyer genelde bir prizin önünde durur. Çünkü bu şifonyerin üstünde genelde ufak bir lamba ve telefonunuzun şarj kablosu gibi şeyler vardır. Ve zaten bildiğiniz gibi su ve elektrik hiçbir zaman güzel bir ikili değildir. Yanlışlıkla yanı başınızdaki suyu devirirseniz suyun prize gelmesi durumunda prize takılı olan her elektronik cihaz birden alevlenebilir. Beni yanlış anlamayın, su içme rutininizi bozun demiyorum. Yani böyle bir rutininiz varsa tabii. Siz gün içinde yeteri kadar su içiyor musunuz? Yorumlarda bizimle paylaşın. Evet, ne diyordum? Akşam su içecekseniz kendinize yeni bir bardak doldurun ve uyumadan en az 2 saat önce için.
Bu sayede uyku düzeninizi bozmamış olursunuz. Aynı şey sabah kalkınca da geçerli. Uyanın ve kendinize yeni bir bardak su koyun. Bu arada günlük su ihtiyacınızı karşılarken şu sorunun cevaplarını da öğrenmek isteyebilirsiniz. Soğuk su mu, ılık su mu? Ilık su kan dolaşımına iyi gelir. Demekle birlikte Alman bilim insanları soğuk su içmenin metabolizmayı hızlandırdığını buldular. Bunun sebebi vücudunuzun kendisinden soğuk olan suyu ısıtmak için biraz daha fazla çalışmasıdır. Bu süreçte de ekstra kalori yakar. Burada yanlış bir cevap yok. Dilediğinizi seçin veya ara sıra değiştirerek ikisini de tüketin. Çok mu, az mı? Susadığınızı hissediyorsanız zaten yeteri kadar su kaybetmişsiniz demektir. Bu ilk işarettir. Su kaybı, vücudunuzdaki suyun %10'undan fazlasını tükettiğiniz durumlarda ölümcül olabilir. Ve unutmayın, vücudunuzun %60'ı sudan oluşuyor. Uyurken ve nefes alırken bile gece gündüz fark etmeksizin su kaybedersiniz. İşte bu yüzden vücudunuzun günde 8 bardak su içerek bu kaybı bertaraf etmesi gerekir. Ancak vücudunuzun ihtiyacı olandan fazla suyu tüketerek su zehirlenmesi de yaşayabilirsiniz. Ve bu durumda ölümcül sonuçlara neden olabilir. Evet, gün içinde doğru miktarda su tüketmek hassas bir dengedir. Ancak bunu başarabilirseniz sonuçları vücudunuz için harikalar yaratacaktır. Vücudunuzu güzelce arındırır. Siz farkında olmasanız da sadece su içerek bile vücudunuzu istenmeyen toksinlerden arındırabilirsiniz. Yeteri kadar su içerek vücudunuza zararlı olan her şeyi böbreklerinizde süzerek dışarı atarsınız. Cildiniz daha sağlıklı olur. Cildinizin de bir organ olduğunu unutmayın. Hatta sahip olduğunuz en büyük organ odur. Suyla yapılan detoks cildinizi de arındırır. Sivilceleriniz azalır ve cilt enflamasyonlarını ortadan kaldırırsınız. Ayrıca yeteri kadar suya maruz kalan bir cilt daha genç görünür. Yani yeteri kadar su içerek cildinizin daha ışıltılı olduğunu ve çizgilerinizin, şişliklerin ve koyu halkaların azaldığını görebilirsiniz. Kilo verirsiniz. İnsanlar çoğu zaman susuzluk hissini açlık ile karıştırırlar. Bir şeyler yemeleri gerektiğini hissederler ancak vücutlarının o an istediği şey aslında sudur. Ayrıca bir öğünden önce bir bardak su içmek daha az yemenizi sağlar. İçtiğiniz sudan sonra mideniz daha dolu olur ve daha az yemiş olursunuz. Daha az kalori alırsınız ve tartınız kısa sürede sonuçları göstermeye başlar. Daha taze bir nefes. Su içmek, ağzınızda kalan yemek parçalarını ve bakterileri temizlemeye yardımcıdır. Bu ikili birleşerek ağzınızın kokmasına neden olur. Ayrıca bu durumdan dişleriniz de çok memnun kalır. Bu yiyecek kalıntıları ve bakterilerden kurtulan dişleriniz de kolay kolay çürümezler. Ağrıları giderir. Susuzluk kaslarınıza kramp girmesine neden olabilir. Çözümü mü? Artık biliyorsunuz canım. Sık sık kasılma veya spazm yaşıyorsanız vücudunuzu dinleyin ve yeteri kadar su tüketin. Suyun kasların sağlığına olan faydasının yanı sıra eklem ağrılarını hafifletme faydası da vardır. Eklem ağrıları da zaten bir tür enflamasyondur. Modunuz daha iyi olur. 2014'te gerçekleştirilen bir araştırma su içmenin modunuzu etkilediğini göstermiştir. Az su tüketenlerin tükettikleri su miktarını arttırdığında bariz bir şekilde daha pozitif duygular gösterdikleri ve daha sakin oldukları gözlemlenmiştir. Besin öğelerinin özümsenmesi. Gelmiş geçmiş en iyi beslenme şekline sahip olabilirsiniz. Tüm faydalı besin öğelerini ve minerallerini tüketiyor ve günlük önerilen miktarlara harfiyen uyuyor olabilirsiniz. Fakat yeteri kadar su olmadan vücudunuz bu faydalı şeyleri özümsemede problemler yaşayacaktır. Beyin sağlığı. Beynimizin düzgün bir şekilde çalışmak için suya ihtiyacı vardır. Hatta çoğu çalışma, susuz kalmanın düşünme ve muhakeme yetilerini kısıtladığını göstermektedir. Susuz kalan beyin hücreleri şişerler. Ve bu durum en sıradan günlük görevlerini bile etkiler. Unutmayın, beyninizin kütlesinin %75'i sudur. Yani yeteri kadar su tüketmek çok önemlidir. Daha sağlıklı bir sindirim sistemi. Vücudunuzun sağlıklı ve düzenli çalışan bir sindirim sistemi için lifli gıdalara ihtiyaç duyduğunu duymuş muydunuz? Yine bu durumda da yeteri kadar su tüketmediğiniz takdirde lifli gıdaların pek bir faydası olmayacaktır. Su, lifli gıdalarla birleşerek katı atıkları sisteminizden dışarı iter. Ayrıca şunu da unutmayın, salyanız enzimlerden ve sudan oluşur ve sindirimin ilk adımıdır. Kuru bir ağızla ve kuru bir sindirim sistemiyle vücudunuz tükettiğiniz gıdaları parçalamakta zorlanacaktır. Böbrekleriniz. Bol bol su içmenizin faydasını en çok görecek olan sistemler böbrekleriniz ve idrar yolunuzdur. Böbrekleriniz atıkların vücudunuzdan çıkmasına yardımcıdır.
Bunun üstünden zaten geçtik ancak yeteri kadar su almayan böbreklerde böbrek taşları oluşmaya başlar. Ayrıca idrarınızı sık sık yaparak ki bolca su içmek sıkça idrara çıkmanızı sağlayacaktır. Çoğu insanın kolaylıkla sorunlar yaşadığı idrar yolunu olası bakterilerden de temizleyebilirsiniz. Yani işin özeti şu, formül basit. Günde 8 bardak su eşittir sağlıklı idrar. Hey, bu bir matematik formülü demedim ki size. Aman neyse, bugün yeni bir şey öğrendiyseniz videomuzu beğenin ve bir arkadaşınızla paylaşın. Ayrıca beğenebileceğinizi düşündüğüm bazı videoları ekranınızda görebilirsiniz. Soldakine veya sağdakine tıklayın ve hayata olumlu bakın.